Acaba bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuşacak mı diye gözler kulaklar MHP grubundaydı. Evet konuştu ama isim vermeden konuştu. Bazı açıklamalar yaptı MHP lideri. Genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım sürece kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım dedi. Örneğin Sinan Ateş'in Ülkü Ocakları Başkanlığından alan isim MHP lideriydi. Şimdi oralarda da soru işaretleri var pek çok. Ve Olcay Kılavuz adı geçiyor MHP milletvekili ama buna hiç değinmedi. Daha doğrusu sahiplendi MHP lideri Devlet Bahçeli Olcay Kılavuz'u. Bir diğer yandan gözaltına alınan MHP'li isimle ilgili ise az önce dediğim doğru hiç değinmedi. Hiçbir konu konuşmadı. Bir de bu cinayetin kendilerine mal edilmesi üzerinden tepkileri vardı Bahçeli'nin. Menfur cinayetin içine tertemiz davamızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz gibi sözler de sarf etti grup toplantısında. Ayrıntılar da haberimizde. Ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı. 11 günün sonunda eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastine ilişkin MHP'nin derin sessizliği bozuldu. Bahçeli yine isim vermedi ama bu sefer iddialara yanıt niteliğinde konuştu. 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın Çukurimpar semtinde hunhar bir suikast vuku buldu. Bu kanlı olay gerçekleşir gerçekleşmez perde arkasının aralanması, sislerin dağılması, önünün ve arkasının aydınlığa kavuşması amacıyla sabır ve sebatla beklemeye koyulduk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teslim edeceksin yanındaki çocukları 3-5 torbacıyla geçiştiremezsin çıkışı yapmıştı. Bahçeli işte bu çıkışa da yanıt verdi, hedef aldı. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. Bu işin müsebbipleri susuyor. Hapisten çıkardıkları çetelere mesajı siz verin diyorlar. Rahmetli Ülkücü Gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim. Bu en hafif tabirle adiliktir. Bak Sayın Kılıçdaroğlu, senin sağında, solunda, yanında, yörende konuşlanan teröristlerle Ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma. Ateş'in ölümü ve MHP'nin sessizliğine gelen tepkilere saldırı nitelemesi yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı, sürekli olarak da kamçılanıp körüklendi. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşürülmek istendi. Cinayete ilişkin soruşturmada okların çevrildiği MHP milletvekili Olcay Kılavuz'a sahip çıktı. Cinayetteki kilit isimlerden birinin Kılavuz'un evinde bulunduğu iddia edilmişti. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülkü ocakları hain bir kuşatmaya alındı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp ittifakla harekete geçildi. Bahçeli milletvekiline sahip çıkarken tutuklananlar arasında yer alan İstanbul MHP il yöneticisi Ufuk Köktürk'le ilgili ise hiç söz etmedi. MHP yöneticisi Ufuk Göktürk'le ilgili tek bir söz bile sarf etmedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Ama milletvekili Olcay Kılavuz'u sahiplendi ve tabii ki CHP'ye, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmekten de geri durmadı. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neler söyledi konuya ilişkin? Yanında azmettiricileri barındırıyorsun diyor MHP liderine, ana muhalefet partisi lideri. Kapısına gelen polislere küfreden azmettiricileri teslim edeceksin diye sesleniyor Bahçeli'ye. Biz Sinan Ateş'in kızlarına adaleti getireceğiz diye de söz veriyor. Bakalım Kılıçdaroğlu neler hangi sözleri sarf etti bu cinayetin gelişmelerine ilişkin. Bir şehit var ortada. Bu kan yerde kalmayacak. Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin. Bu kadar ne söylüyorum? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu azmettiricileri teslim edeceksin dedi. Doğrudan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Konu eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikasti.
Bahçeli'nin 11 gün sonra sessizliğini bozduğu siyasi cinayetle ilgili sert mesajlar peş peşe geldi. Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Yanında azmettiricileri, cinayeti azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. İki lider de birbirini partilerinin grup toplantısında hedef alsa da olayın geçmişi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Bahçeli'ye ne zamana kadar susacaksın diye seslenmişti. Bahçeli o paylaşıma yanıt verdi. Kılıçdaroğlu da geçen hafta paylaştığı bir sosyal medya mesajıyla suskunluğumuzun nedenini sorma gereği duydu. Bugün çıkmış bağırıyor. Bağır Bahçeli, bağır. Daha çok bağırırsın. Bahçeli konuşması boyunca öfkeliydi. Yer yer hakaretlere varan sözler kullanıldı. Kılıçdaroğlu ise Bahçeli'nin aksine sakin ve itidalli verdi mesajlarını. Sinan Ateş'in geride kalan iki kızı için adaleti sağlayacaklarını söyledi. Mafyayla fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı. Her şeyi berbat ettiler. Biz Sinan'ın kızlarına adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Şimdi çık, istediğin kadar bağır.